Dünyada ve hatta tüm kainatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Kur'an'a göre kulmuş eden Allah'a sanırım bütün işleri evirip çeviren Allah'tır. Rad suresi 2. Bir başka ayete göre ise kulmuş eden Allah'a sanırım Allah'ın izni olmaksızın bir yaprak dahi düşmez. Enam 59. Meydana gelen bütün olayları yaratan, idare eden, başlarının ve sonlarının nasıl olacağını tayin eden Allah'tır. Kainattaki bütün yıldızların ve dünyanın her hareketini, yeryüzündeki bütün canlıların her halini, insanın nasıl yaşayacağını belirleyen Allah'tır. Allah kitabında kovulmuş şeytanın Allah'a sanırım, hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık hükmünü verir. Kamer 49. Bir başka ayette ise şöyle denir, kovulmuş şeytanın Allah'a sanırım, yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmaz. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Hadid suresi 22. ayet. Mümin bu sırrın bilincinde olarak yaşamalı, inkarcıların içinde bulundukları cehalet boyutuna asla inmemelidir. Eğer yaşamın kaderi takip etmek olduğunu anlarsa, karşısına çıkan hiçbir olay onu üzmez ya da korkutmaz. Sığındığı mağaranın kapısına kendilerini öldürmek için gelen müşriklere rağmen yanındaki Ebu Bekir'e radıyallahu anha hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir diyen Resulullah gibi emin ve güvenlikli olur. Tövbe suresi 40.